والذي هو يطعمني ويسقين ويشفين والذي يميتني ثم يحيي لسان صدق والحمد لله رب العالمين الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. به أمكينا ضمن طعيم البشر طبيعي مقتضينا هو أو كريم خشنا من هذابي حب لهني سيار عمد لبيبي واسطة bu vatana sahip çıkmak için tarih boyunca canlarımızı vermişiz. Sen vatanımızı düşmanların ayaklarına soldat olanlara fırsat verme ya Rabbi. Minarelerimize okunan ezan Muhammed ile indirme. Nedir'de, bunlar Uhud'da, bunlar Çanakkale'de, bunlar Kurtuluş Savaşı'nda.
vatanlarını, milletlerini, dinlerini, inançlarını korumak için savaşan kardeşlerimiz gibi ya. Şehitleri, Uhud'un şehitleri, Çanakkale'nin şehitleriyle haşreyle ya Rabbi onları. Peygamberimiz batılıların şerrinden özellikle hürriyet ve istikrarında tasavvuf eden bizi köleleştirmek, bize diz çöktürmek, bize emin... İtiyaka köyümüzde 33 yıl önce şehit edilen vatandaşlarımızın, çocuklarımızın 7'den 70'e 28 şehidimizin anma günü münasebetiyle buradayız. Öncelikle hepsine buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Biz onlara ölüler demiyoruz. Onlar bizlerle, evliyalarla, peygamberlerle beraber mekanları cennet olsun. Bu topraklarda bin yıllardır bu millet şehit veriyoruz. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta, işte geçtiğimiz yıllarda bu topraklarda da çok şehitlerimiz var. Hakkari'nin en çok şehit veren ilimiz. 3000 civarı şehidimiz var. 2000 civarı asker, polis, jandarma. Biz 800 civarında vatandaşlarımız var. İki yaka şehitlerin hakikaten Hayit Erdoğan'ın yapmış olduğu en acımasız, en kardeşlik saldırısı. Allah çok şükür bugün bu topraklarda huzur var. Bir tane dahi terörist kalmasın diye Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarmamız, polisimiz, güvenlik kurumlarımız, sizlerin Hakkari altının, yüksek ovalının desteğiyle mücadele ediyoruz. Hakikaten de artık köyleri kazanıyoruz. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında, Suriye'de, Irak'ta Allah'ın izniyle bu topraklar huzura kavuşacak. Tabii sadece Hakkari'nin güvenliği değil, Ankara, İstanbul'un güvenliğiyle işte Suriye'den geçiyor, Irak'tan geçiyor. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi maalesef istikrarda ait bir terörist gelip yine masum vatandaşlara eylem yaptı ve birçok vatandaşımız şehit oldu. Yine kilise Suriye'de yine hain terör örgütü saldırıda bulundu. Küçücük bir evladımız, bir öğretmenimiz şehit oldu. Yani bu millete hak için, İslam için, Allah için, toprak için, vatan için, namus için mücadele eden bu millete hainlerin, hain terör örgütlerinin saldırıları bitti. Bizler bir olduğumuz sürece, birlik olduğumuz sürece hiç şüphesiz olmasın. Bir olacağız, bir olacağız bu topraklarda uzun içerisinde. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu millet kendinden özlenen liderliği devam ettirecek. Ben bu düşüncelerle şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz var. Onlara sağlık, uzun ömür diliyorum. Ve bir daha buradan hep beraber hain PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Allah'ın izniyle bir tane daha terörist kalmayacak kadar da bu millet Yüksekova'da, Ankara'da bu millet savaşacak.